Son dakika haberi 24 saat. Haberin fotoğrafları ev sahibi ekip 13. dakikada Serginho'nun kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. 47-50'ye skora denge getirdi. 1-1. 75'te Alparslan'ın asistinde Edin Disca, Başakşehir'e zirve yolunda altın değerinde 3 puanı getirdi. 1 Şubat 83. dakikada ev sahibi ekipten Miguel Lopez, hakeme şiddetli itirazdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk 11, LARAKHİSARSPOR, Lukaç, Lopez, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Serginho, Bilal Eray, Muğdat, Larsson, Selezniyo, Medipol Başakşehir, Volkan, Uğur, Eferino, Da Costa, Alparslan, Emre, Mahmut, Elia, Biska, Arda, Adebayor maçtan dakikalar 9. dakikada Bilal Kısa'nın ortasında ceza yayı sağ çaprazında göğsüyle topu yumuşatan Selezniyov'un vuruşunda, kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 13. dakikada Teleset Mobilyakhisar Spor öne geçti. Bilal Kısa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topa yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0,23. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza alanı içinde attığı sert şutta, top kaleci Milan Lukak'ta kaldı. 44. dakikada Larsson'un ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Selezniyov'un yerden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırdı. İlk yarı Teleset Mobilyakhisar Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikasında Medipol Başakşehir, beraberliği yakaladı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerden ortasıyla arka direkte topla buluşan Elia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1 Ocak 75. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Alparslan Erdem'in sol çapraza doğru gönderdiği topu karşılayan Biska'nın şutunda, top filelere gitti. 1 Şubat 85. dakikada Napoloni'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alparslan Erdem'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı. Stat, Spor Toto Akhisar hakemler, Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen Teleset Mobilya Akhisar Spor, Lukaç, Miguel Lopez, Caner Osman Paşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Larsson, DK. 70 Olcan Adın, Serginho, Bilal Kısa, Eray Ataseven, DK, 77 Bira, Muğdat Çelik, Selezniyov, DK. 85 Enrique, Medipol Başakşehir, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Da Costa, DK. 46 İrfan Can Kahveci, Eferino, Alparslan Erdem, Biska, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Elia, DK, 77 Napoloni, Adebayor, DK, 85 Bajik Goller, DK. 13 Serginho, Teleset Mobilyakhisar Spor, DK. 47 Elia, DK. 75 Biska, Medipol Başakşehir, Kırmızı Kart, DK. 83 Miguel Lopez, Teleset Mobilyakhisar Spor, Sarı Kartlar, DK. 22 Muğdat Çelik, Teleset Mobilyakhisar Spor, DK. 69 Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir, maçtan notlar. Teleset Mobilyakhisar Spor Medipol Başakşehir maçında eski dostlar yine rakip oldu. Futbolu 2010 yılında yine Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir'de bırakan, 2011-2013 yılları arasında A milli takımda Avcı'nın yardımcısı olan Akhisar Spor Teknik Direktörü Okan Buruk, eski hocasıyla tekrar karşılaştı. Buruk, Galatasaray ve Inter'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile Galatasaray'da birlikte oynadığı Arda Turan'ın karşısına da teknik adam olarak çıktı. Okan Buruk yönetimindeki Akhisar Spor, geçen sezon ligde ev sahibi olduğu, yine 1 Nisan'da oynanan maçta Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir'i son dakika golüyle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe vurmuştu. Maç öncesi Okan Buruk ve Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa birlikte röportaj verdi. Buruk'tan övgüyle bahseden Avcı, hocalığını yaptım, A milli takımda beraber görev yaptık, Buruk'u meslektaşım değil kardeşim gibi görüyorum, maçta kulübeden kulübeye de saygı oluyor. Akhisar'da 1.5 senedir harika işler yapıyor, dedi. Eski dostlar buluştu. Okan Buruk ise Abdullah Avcı ile ilgili, bana hocalık yaptı. Benim için hem bir ağabey hem de çok sevdiğim bir insan, Türk antrenörler için de çok büyük bir örnek.
maç kazanmaktan çok Türk futboluna iyi hizmet etmek istiyoruz. Emre Belözoğlu'yla uzun yıllar takım arkadaşıydık. Arda Turan da takım arkadaşım. İlk maçta bize Emre gol atmıştı. Sahaya çıkınca arkadaşlık bitiyor, diye konuştu. Arda takıma geri döndü. Medipol Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı bulunan Arda Turan, milli maçlar için sezona verilen aradan sonra iyileşip ilk 11'e döndü. İstanbul temsilcisinde sakat Mosoro ile cezalı Kılıhı ve Ceycara yoktu. Akhisar'da 2 eksik Sissoko'nun sakat olduğu Akhisar Spor'da son antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan takımın yıldızlarından Soner de kadroya alınmadı. Devre arasında takıma döndükten sonra kadroya girmekte sorun yaşayan Bilal Kısa, Soner'in sakatlanmasıyla ikinci kez ilk 11'de oynadı. Akhisar Spor taraftarları şampiyonluk yarışındaki Başakşehir'le oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünler büyük oranda doldu.